Bugün Bolonya'daki ikinci tam günümüz. Aslında üçüncü günümüz. Bugün gitmediğimiz birkaç nokta var. Oralara gideceğiz. Piazza Maggiore, ana meydan. Ondan sonra Salı Borsa Kütüphanesi. Birkaç kuş bakışı manzara noktası. Üniversitenin... Üniversitenin bazı alanları var ücretli. Onları gezeceğiz beraber. Bol tempolu olacak. Bol yemek yemeli olacak yine. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi son. Bir. İki. Paskalya ardından sevdiğimiz kafelerden birisi, hatta ilki, Terzi açık şu an. Oraya gidiyoruz. Terzi burası. Terzi'nin kahvesi mükemmel. Grazie. Aa bak. Ya Roma'da içtiğim şeydi, su gibiydi. Bak bu kremalısı işte. Evet. Bakayım. Terzi'den çıktık. Gözüm takayım. Kafe Terzi. Kafe Terzi gerçekten buranın en iyilerinden. Hatta İtalya'nın geneline göre kıyaslarsak zaten ödüllü bir kahveci. Roma'da biz kahveleri beğenmiyorduk. Cappuccino'yu hiç yapamıyorum. Yani yapabilen bir yere gidemedim. Ki o kadar yani gezdim. Ama Milano'da iyiydi kahve konusunda. Milano'da güzeldi. Ve Bologna başarılı. Bolonya'da bu Terzi'yi tek geçiyorum. Terzi bir tane daha var kahveci değil mi? Onunla gideceğiz şimdi. Bir tane daha var Aroma. Evet. Aroma'nın da çok iyi olduğunu söylüyorlar ve hatta Terzi'den daha iyi olduğunu iddia edenler var. Biz geçen denememiştik galiba onu, hatırlamıyorum. Yok, ben denemedik, daha lokal. Bir de burada üniversiteliler falan çok gidiyor. Hadi falan. Oraya gidelim o zaman şimdi, ters mi? Bence terste kaldı. Şimdi biz bence kütüphaneye mi? Salı Borsa'ya gidelim. Salı Borsa Kütüphanesi'ni bir gezelim. Emine orada belki enerji atar. Evet, atar. Enerjisini atarsa biz de belki bir şeyler yeriz. Küçük katlı şu an galiba. Daha katı yok galiba. Çocuklar olduğu için diğer yerleri çekmedim ama muazzam güzel. Yani böyle bir kütüphanenin olması gerçekten altın değerinde bence bir şehir için. Yani çocuklar için bütün kitaplar ayrılmış. Bir kere bu kat romanlarmış mesela. Daha büyük yaşa hitap ediyor tabii ki de. Buranın böyle aşağısı falan da var. Çok 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 güzel bir kütüphane arkadaşlar. Ve eğer bebekliyseniz burada kullanmanız için çok güzel tuvalet de var. Rahatlıkla girebilirsiniz. Grazie. Un shot espresso calcio. Grazie mille. Boh. İçinde espresso, likör ve çikolata varmış. Yanduja, yanduva. Bakalım tadı nasıl? Ay Noyan, çok güzel. Beni bırakın ya buradan. Sen burada kal. Ben Bologna'da yaşarım net. Dönmesek mi ya? Uzatabilir miyiz? Ya şimdi tabii dönmemiz lazım. İş güç, ekmek parası. Sonuçta bu tatillere kolay gelinmiyor. Yani. Geliriz ya. O zaman cheers. Sağlık bana olsun. Cheers. Paramız olsun, geliriz. Kahveyle. Hop, tam buraya niye geldik? Burası Bologna'nın en meşhur, en güzel
en keyifli şarküterilerinden birisi ve fiyat performansı öyle söyleyebilirim. Burası bizim en sevdiğimiz yerlerden birisi şarküteri olarak. İsterseniz buradan hediyelik bir şeyler de alabilirsiniz sevdiklerinize. Yani parmigiano reggiano, parmesan peyniri gerçekten çok güzel. Hop, tabaklarımız geldi. Bir roz bir tabağı söyledik parmesanlı. Yumurta, yumurta fena kötü. Batılman lazım. Ekmeğimiz geldi. Bunlar paylaşım tabağı. 12 euro. Bu da 8 ya da 10 euro olması lazım. Aynen 10 sanırım. 10 sanırım. Bakalım. Rozmuş'un tadına bak, çok merak ediyorum. Eminim çok güzel ama. Çok iyi. Değil mi? Çok güzel. Hadi afiyet olsun. Bu burrata ise biz ne yiyoruz? Eski kaşar. Çok güzel ya şarküteri ürünleri gerçekten. Çok güzel. Bir tane pişmanlığınız yok. Şarküteri ürünleri değil mi? Peynir. Evet. Ben bir de rozbifi şöyle. Rozbifi sen çok seveceksin. Yağsız çünkü. Benim en sevdiğim et zaten. Aynen. Çok güzel. Evet. İstanbul'daki dondurmacılardan birine gidiyoruz. Cremeria, Mascarella, Noyan yanlış yere doğru gidiyor bu arada. Ama bu sokaklar gerçekten delirmelik. Noyan. Wow, çok beğendik. Noyan da çok beğendi, ben de çok beğendim. Bu arada küçük boyu 2.70. En ucuzlardan birisi. Az önce tattım. Mükemmel. Şimdi Mira uyuduğu için hareket halinde yememiz gerekiyor uyanmasın diye. Çok beğendik. Burayı da not edelim, kaydedelim lütfen. Şu anda Bologna'nın eski üniversitesini barındıran binadayız. Burayı muhakkak gezin bir kere çünkü ücretsiz. Ücretsiz yapılabilecek aktiviteler arasında en güzeli. Yapı zaten çok güzel. Nerede böyle? Bologna'nın zaten en eski üniversitesi. Bologna'nın ve İtalya'nın ve hatta Avrupa'nın en eski üniversitesi burası. En önemlisi de şöyle bir şey var burada. Anatomi odası var mı ya? Öyle mi? Edin bence 3 euroya değer. Evet, biz geçen geldiğimizde girmiştik. Çok güzeldi evet, gerçekten. Evet, ben şimdi Mira'yı sokacağım. Tamam. Ahşap bir Mira'nın en çok sevdiği şey anlatım çünkü. Evet, üzerime tükürüyor şu an çocuğum. Hadi beraber gezelim bence. Gel Noyan. Hadi geliyorum. Duvarları gördün mü? 3 euro ödeyerek anatomi tarafını da görebiliyorsunuz. Küçük bir ahşap bir oda. Görmeye değer bence 3 euro için. Oturmak ister misin? Burası en eski üniversiteymiş biliyor musun? Okulmuş. Ama şu ortada ne yapıyorlarmış biraz? İnsan vücuduna evet evet. Yatak gibi değil mi? Şurada şurası. Evet bak burada bakın kimler var. Gördün mü? Başka bir de şurada bir tane bir şey var. Gördün mü? Tavanla. Yukarı bak bir de yukarıda da bir sürü şeyler var. Gördün mü? Sevdin mi? Sevmedim. Sevmedin mi? Başka bir yere mi? Üniversiteden sonra nereye gitsek, ne yesek, bir mekana gitsek dedik ama çok o kadar karnımız şişkin, listemizdeki diğer yerleri şu an gidemedik. En iyisi parkta yürüyüş yapalım dedik. Eve gittik. Üstümüzü değiştik. Mira'ya makarna yaptım.
Şimdi dün gittiğimiz parka gidiyoruz, bizim evin oradaki. Yazıyor şu aşağıda ismi. Orası çok keyifli çünkü hani son günümüzde güneş de varken Mira da eğlensin, biz de güzel vakit geçirelim. Biraları da kaptık. Çok mantıklı hareket. Bence eğer ki vaktiniz olursa böyle 2-3 saat kesin o parkta geçirin. Piknik yapın yani. Bologna'nın keyfi böyle tatlı şeylerle çıkıyor. Aktivitelerle. Evet, geldik parka. Hadi burada oturalım. Yok baba. Şurada oturalım. Oh. Bunları da özleyeceğim be. Bologna özledim. Revakları, portikoları. Bologna'nın turuncusunu, tonunu. Evet. Şimdi biz şeye gidiyoruz. Onu da söyleyelim tabii. Bizim daha önce gittiğimiz bir pizzacı vardı, Ranzani. Bologna'ya ilk geldiğimizde de buraya gelmiştik. Ben bulmuştum pizzacıyı. Özlem iddia ediyor ama Özlem'in böyle diyet yaptığı bir dönemde çok fazla böyle yemek falan yiyemiyordu. Bir anda 10 kilo vermiştim evet. Çünkü. Buraya geldik. Barda oturduk. İki pizza söyledik. Ben tabii pizzamı bitirdim. Özlem'inkini de yiyemiyorum çünkü Özlem saçma sapan bir pizza söylemiş. Galiba balık vardı değil mi içinde? Hayır, balık yoktu. Mortadella falan vardı ama krema vardı. Çok değişik krema. Değişik bir şeydi yani. Üzerinde çok krema vardı. Ben balık falan çok severim aslında ama pizzada falan nefret ediyorum. Anchoes yani. Yemez. Evet, anchoes. Onun kokusu, tadı. Neyse, Özlem yiyememişti pizzayı yani çok fazla doyduğu için. Bayağı böyle üzülmüşlerdi hani paket yapalım diye yemiyorsunuz işte bir sorun mu var diye. Sonra kavga ettik. Evet, sonra Özlem'le kavga etmiştik. Biraz evet üzülmüş olabilirim evet. O gün. O yüzden şimdi biz bir tane şimdi pizza bakalım. Söyledik. Aynen. Şimdi bir tane. Ama çok beğenirsen bir tane daha söylerim. Aynen, doymazsan. Aynen, bir tane daha doymazsak. Bir de salata aldık. Kapris aldık. Bir de ben kabaklı bir şey söyledim. Ne gelecek çok merak ediyorum. Ben de çok mekan böyle. Bize burayı verdiler. Rezervasyonumuz olmadığı için. Evet. Normalde orası bayağı kalabalık. Buralar da rezervasyonmuş. En şık olmayan yer burası. En dandik yerlerdiler. Bize bakar mısın? Şu manzaramız şu falan. Allah'tan bu tarafa bakıyoruz. Evet, sıkıntı yok. Aynen, pizza güzel. Yani ama çok uzak değil mi? Ne? Uzak yani uzak. Merkeze. Ama yani biz buraya öneririz insanları ama Nikos da bize küfrederler. Ama sana bir şey diyeyim mi? İki kişi yazdı Bologna'ya giden. Ve şey dediler. Ya aslında ki uzaklı şöyle uzak. Yani hayır, uzak değil. Uzak sapa. Değil ama çok şey. Aynen. Yani bir cacık yok bu tarafta. Aynen, buraya sadece hani bunun için gelecek. İnsan tedirgin oluyor yürürken. Hani akşam hele gelmek evet, evet biraz. Gündüz açık mıydı açık. Ya? Açık. Bence öğlen gündüz açık. Gelebilirsiniz ya. Çünkü aynen. Akşam biraz tedirgin olabilirsiniz. Anca işte ya taksiye falan gideceksiniz. Gündüz gelmek de sıkış ama ya. Evet. Gündüz ya buraya gelin gelirsen şu, biz çocukla gelmişiz daha. Aynen. Yürümüşüz buraya. Noyan bir yolda şey gelirken. Bir şey yani bizim oradan yarım saat bile sürmedi. 20 dakika sürdü. 20 dakika. O zaman İtalya seyahatimiz çok güzel geçti. Her şey için teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Ve Miray. Ve margaritamız geldi. Büyükmüş baksana. Bu kapris sana. Bu da benim. Kendime istediğim başlangıç. Bu o muydu? Evet, bakalım ne? Çok merak ettim. Mayasını bakınız. Çok güzel. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Bıraktığımız gibi. O zaman bir bay bay diyelim. Lay la lay la 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 lay la lay la lay la lay la 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 la. Aynen güzel. Vanilya ve fıstık ama fıstığın bir çeşidi, pistachio bir şey.
olmayacaktım ben. Bakayım mı bir? Bak. Tam böyle şey değil, o fıstık fıstık değil yani. Ama değil, krema da pistachio bir şey vardı yani içeriğinde. Bu arada daha çok gurme farklı şeyleri birbirine katıp yapıyor burası. Biraz daha farklı gurme. Götüm. Dondurma işte ya. Anam babam dondurma. Vanilyası güzel mi? Güzel. Hala favorin kim? La Romana'nın üstüne yok abi. Burada? Burada ilk gün yediğimiz. Bizim evin oradaki. Evet, ikinci. İkinci diye bugün yediğim, bugün şey yapmıştık. Bugün şu ghetto bölgesinde yediğimiz. Oo, çok iyi. İki, üç bu. Hem de fiyatı da uygun biliyor musun? Üç bu. Kötü değil bu da bu arada. Kötü değil. Üç yani bu. Yani o venç ve salak gilotiden. Şu dördü. Dördüncü yediğimiz listeye alma. Orası çok kötü. Geçen geldiğimizde en çok beğendiğimiz. Aa, geçen geldiğimizde en çok beğendiğimizi listeye mi almıyorsun? Wow. Çünkü çok şekerli. Onun için içine bir şey karıştırmış bence. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Çünkü ben geçen geldiğimize nazaran artık daha az şeker tüketiyorum. Gerçekten öyle. Ama oranın da dondurmaları güzel. Evet. Biz size 4 tane dondurmacı öneriyoruz bu arada. En sevmediğim şey böyle bir şeyin içinde bir şeylerin kabukları. Yani portakal kabuğunu niye koyuyorsunuz ki yani kekin içine mesela? Rendeleyin. Ne bileyim ince şey olsun, ağzıma gelmesin o tapur tapur. Ama diğeri güzelmiş kızın diğer seçimi. En azından o yüzden tamam. En azından tatlı bir şey yiyebildim. La Romana ya. Buraya bir tane La Romana şubesi lazım. Benim... Bak Türkiye'deki... Yani bizim işte evin oradaki... Evin oradaki kasaya... da gerçekten iyi bir yolu. Türkiye'de pasıyor, Avrupa'da La Romana. Lay 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 lay. Şu son manzarayla Bologna akşam manzaramızı kapatıyorum. Günaydın. Bugün son günümüz. Öğlen 3.30'da uçağımız var. O yüzden ben şöyle bir ufak şehir merkezini turlayacağım. Birkaç panoramik manzara var. Orayı çekebilirsem çekeceğim. Hadi bakalım. Son gün. Bugün tek başıma çıkmak istedim. Noyana kalsa ya, çıkmayalım, etmeyelim. Geç kalırız. Birazcık panik oluyor. Evet. Bakla da. Ama şimdi böyle birkaç saat vaktim varken değerlendirmek istiyorum. Şu kapıdan girdim ve çıktığım yere bakar mısınız? İnanılmaz. İnanılmaz. Hiç böyle bir şey beklemiyordum orada. Buradan da avluya çıkıyoruz. Daha devam ediyor biliyor musunuz? İnanılmaz ama. Daha da devam ediyor. Hiç böyle bir şey beklemiyordum buradan. Dün önünden geçerken hani böyle bir şey hayal etmiyordum. Hakikaten içerisinde farklı farklı birkaç kiliseden oluşuyor. Kilise kompleksi diyebiliriz hatta. Sanırım 7 tane var. O yüzden 7 kilise olarak geçiyor. Yani eğer buradan geçiyorsanız, yani muhakkak geçeceksiniz zaten. Dondurmacı, o bu, şu, her şey burada. Zaten harika bir meydan. Buradan fotoğraflar da alırsınız diye düşünüyorum meydandan. Ama içeriği gezin. Gerçekten çok güzel. İşte burası da Piazza Santa Stefano olarak geçiyor. Girdiğim bazilika buydu. İçerisi hakikaten çok çok büyük ve çok çok etkileyiciydi. İyi ki girmişim. Yani bak çıkmasaydım bilemeyecektim. Mirayla girmeyecektik çünkü. Biz Roma'da denemiştik. Şubeleri var bunun. Gerçekten çok güzel pizza yapıyorlar. Eğer ki aklınızda bulunsun burada da deneyebilirsiniz. Bu arada daha önce gittiğimiz ve bu sefer gitmediğimiz birçok mekan var. Bunların hepsi Instagram hikayelerimde ve blogda bulabilirsiniz. Aperitivo saatleri içinde bu Impero meşhur diye biliyorum. Ama bize gelmiyor o aperitivo nedense. Çünkü biz o saatlerde genelde makarna yemek istiyoruz.
Başka? Burada bir kafe var. Massini. Bu da genelde dolu oluyor ama tabii burası çok turistik noktalar. Burada en iyisi bu sokakta. Tabii ki de Tamburini şu köşede. Henüz açılmamış zaten. Şarküteri bölümünü daha yeni açmışlar. Ben nereye gidiyorum? Palazzo Accursio'ya gidiyorum. Burada Sala Farnesa tabelalarını takip edip ikinci kata çıktığınızda Pizza Maggiore'un güzel bir manzarası çıkacakmış ortaya. Bu inancımla ilerliyorum bakalım. Şimdi Piazza Maggiore'daki Palazzo del Podesta'dayız. Burası ortaçağ telefonu olarak geçiyor. Bir rivayete göre veba hastaları vakti zamanında rahip ve rahibelere günah çıkarırken atıyorum işte veba hastalı kişi burada duruyormuş. Rahip ya da rahibe şu köşede duruyor. Anlatılanları duyuyor ve konuşuyorlarmış. Yani bu ortaçağ telefonu olarak geçiyor arkadaşlar. Evet biraz böyle inanması güç ama ben de doğruluğuna inanmıyor değilim. Çünkü denedim. Geçen sene geldiğimde ben burada, Noyan da orada durmuştu. O şekilde evet birbirimizi duyabiliyorduk. Çok enteresan bir şey. Zaten buraya böyle yazılar, notlar düşmüşler. Çok turistik bir deneyim ve çocuklarla yapılması da çok eğlenceli olabilir. O yüzden çocuğunuzla buraya gelip bunu deneyin derim. Şunun tepesine çıkacağım. Yani umuyorum. Bakın şuraya çıkacağım. Aha da şuralara. Şu surlara doğru. İnandım. Başardım. Ay şu an saçım başım dağıldı ama hallettim. Acaba dedim ki geç saate mi verecek beni ama neyse. Onu 20 geçeydi beni 10'da. Onu 6 geçe soktu. İçeriği görebilirim. Arkadaşlar en üste çıktım ama gerçekten böyle kalbim pırpır atıyor. Bir de tek başıma olduğum için sanırım korktum. Bir de kızım olunca sanırım bana bir şey olursa diye düşündüm. İnanılmaz güzel. Bakar mısınız gösteriyorum. Hava biraz puslu çünkü yarın yağmur geliyor ama bakar mısınız şu şehrin güzelliğine ya. Mükemmel. Gerçekten çok etkileyici. Şimdi güzel fotoğraflar çekeyim ben Instagram için. Giriş 8 euro arkadaşlar. Şehir manzarasını güzel veriyor ama isterseniz de 3 euro vererek buranın tepesine çıkabilirsiniz. Arka tarafında Terrazza diye bir bölüm var. Oraya çıkabilirsiniz ama ben açık olduğunu görmedim. Çalışma saatlerine bakın onu. Kontrol edin. Ve böyle. Şu güzel caddeleri çekeyim size. Noyan merak etmiştir beni. 11'de geleceğim dedim. Saat 11'e 20 var. Şu an düşünmeye başlamıştır. Özlem ne yapıyor? Bir şey oldu mu? Başına bir şey geldi mi? Dikkat ediyorum. Neyse şu nadide pizza yiyebiliriz. Aman makarna alabilirsem iyi olur. Bakın bu mozzarella da benim listemde vardı. Uygun fiyatlı güzel pizza olarak geçiyor ama bizim tabii yerimiz kalmadığı için deneyemedik ama mozzarella aklınızda olsun arkadaşlar. Hemen böyle Nadi'nin yan tarafında, Nadi de şurada. Nerede? Ben neredeyim? Ve geldik. Nadi'deyiz. Bakın burası. Burası taze makarnalar yapıyor. İsterseniz eve götürüyorsunuz. İsterseniz alıp gidiyorsunuz. Tabii şu an diyor ki mutfak 12'de açılıyor ve ben üzüldüm. Yalan olduk, yalan olduk. Aşka düştük, talan olduk. Şimdi çaremize bakacağız. Gamberini açıksa 2 tane kanoli alırım ben oradan. Belki bir tane espresso ile yerim. Noyan'a da götüreyim. Sandviç yaptırabilirim. Acaba diyorum Mercato delle Erbe. Kapalı çarşı gibi düşünün. Pazar, şarküteri ürünleri falan var. Oraya mı gitsem? Orada sandviç yaptırabilir miyim? Onu düşünüyorum. Ya da Papparella. Papparella'ymiydi? Neydi? Doğrusunu yazarım şuraya.
Oradan kruvasan falan alabilirim sandviç. Bakalım bunlar ihtimaller. Cranberry'ni o kadar kalabalık ki kanoli aldım. 3 tane fıstıklı. Çok güzel buranın kanolileri. O yüzden tavsiye ediyorum. Evde gidince hemen yiyeceğiz. Bir de böyle sandviç gibi bir şeyler alabilirsen. Bu saatte makarna yok çünkü. Çok tatlı bir fırından sandviçler aldım. Saçım başım. Noyan çıldırmıştır. Çok sıra bekliyorsun. Niye biliyor musunuz? Çok yavaşlar yani. İtalyanlar gerçekten çok yavaş. Gerçekten kuyruk olaylarından Roma'da zaten çok sıkılmıştık. Yani İtalya'da da tek, yani Bologna'da da tek tük işte karşılaşıyoruz böyle. Mesela yani 10 dakika boyunca pastanede bekledim ama çok tatlı bir fırında. Benle beraber peder de vardı. Neyse çok güzel sandviçler aldım. Ya da zeytinli bir ekmek aldım. Galetamsı böyle tatlı duruyor çubuk gibi. Onu yer içtiyse uçakta falan. Çünkü onun yiyebileceği şeyler çok kısıtlı. Her şeyi yiyemiyor yavrucağım. Şurada bir kahve içmek istiyordum ama geç kaldım ya. Evin oraya geldik. Burada bir sinema var. Şurada işte Fran. Bence burada bir kahve içeriz hep beraber. Evet. Hadi bir tane içsem mi? Burası veganmış arkadaşlar. Cappuccino istedim. Hiç cappuccino içmedim. Çok az içtim diye. Burada da sabah cappuccino ile başlayayım dedim İtalyanlar gibi. Çünkü sadece sabahları içiyorlarmış. Öğleden sonra içmek. İçene de böyle ters ters bakıyorlarmış. Veganmış burası. Soya mı istersiniz yoksa yulaf sütü mü dedi. Aa dedim normal sütü yok mu? Hayır dediler burası vegan. Vegan restoranmış burası. Veganlara duyurulur. Çok tatlı bir mekan çünkü. Ben de ragu magu bekliyordum açıkçası böyle yemek. Neyse güzel. Tatlı bir yer. Cappuccino'muzu içelim bakalım soya sütüyle. Ve başladığımız noktada bitiriyoruz. Noyan beni çok merak etmiş. Bir de videonun kameranın şarjı da bitti. Böyle çıkmamız gerekti. Koştur 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 çıktık ettik falan. Anca buraya konuşabiliyoruz. Uçağımıza sağ salim bindik. Umarım yeniden kavuşuruz diyorum Bologna için. Noyan? Bologna için bir şey söyleyecek misin? Kendine iyi bak Bologna, görüşürüz. Daha detaylı öneriler için keyifligüzelgah.com'a ve Instagram'da keyifligüzelgah'a bakmayı unutmayın. Orada storylerde, geçmiş storylerim de var benim Bologna'ya ait. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Görüşürüz.